Tarih sayısız yaşam öyküsünün özüdür. Antik kentler, tarih boyunca onlarca uygarlığa ev sahipliği yapmış, topraklarımızdaki en büyük kültürel kazanımlarımızdır. Harran Antik Şehri de görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Tarihi ve kültürel değerleriyle bir açık hava müzesini andıran Harran Kalesi bu miraslardan bir tanesidir. Arkeolog Mehmet Coşkun ile Harran Kalesi'ni konuşacağız. Kaleler geçmişten günümüze şehirlerin en değerli yapıları olmuştu. Sınır güvenliğini belirleyen, kaçak geçişleri engelleyen ve aynı zamanda savunma amaçlı kurulan kaleler var. Şimdi de bir Harran Kalesi'ne geldik. Yanımızda arkeolog Mehmet Coşkun var. Sayın Coşkun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi kale deyince benim nedense aklıma hep Urartular geliyor. Urartular kale kent inşa etmede çok usta, çok yetenekliler. Ama Harran Kalesi unutulan bir kale. Çok bilinmeyen bir kale. Muazzam bir kale aynı zamanda. Şu içerideki kemerlere baktığımızda büyük bir kale aynı zamanda. Bize bugün nereleri gezdireceksiniz? Kale hangi bölümlerden oluşmakta? Öncelikle kale kimler tarafından kurulmuş? Bizim bu kale ilk yapıldığı evre saray olarak yapılmış. Daha sonra Eyüp'le döneminde kuleler eklemiş. Kulelerimiz Eyüp'le döneminde kaleye eklemiş. Bir de burada bir tapınaktan söz ediliyor. Daha biz onu tespit etmedik. Ama bizim bu kalemizin diğer kalelerden farkı, genelde kaleler işte bir dağın sırtında, burun kısmı dediğimiz kısımda yapılır. Burası ovada. Ama burada ova olduğu için ovanın merkezine yapılmış. Hem geçiş yollarını kontrol etmek, ticaret yollarını kontrol etmek, şehrin güvenliğini sağlamak amacıyla. Roma döneminde şehir, biz bu şehre Karhe diyorduk. Ama sonra Emevi'yle döneminde buralar Müslümanlar tarafından alındıktan sonra bu devasa kaleler yapıldı. İkinci Mervan döneminde 10 milyon dirhem harcanarak yapılmış bir kaledir. Kalemiz 90... Ortalama geçmişi, yani yaşı... Yaş... Emevi'yle dönemi, Mervan döneminden yapılmış. 900 bin yıllık bir kale o tabii, zaman. Tabii. Değil mi? Tabii. İslami dönem, Ortaçağ dediğimiz 750'lerde falan yapılmış bir kalemiz. Ortaçağ dönemi özellikle yansıtan bir kalemiz. Kalemiz 3 katlı olup 4 kulede mevcuttur. 2. Mervan döneminde 10 milyon dirhem harcanarak yapılmış. 90 x 130 metre ölçülerinde 4 kuleden oluşan 3 katlı. En son yaptığımız kazılar sonucu şu an güney, bir kazı çalışması var değil mi? Güneydoğu kalede 3 kat değil de kule 4 kat olduğu tespit edilmiştir. Hem bunlar şehrin güvenliğini sağlamak, hem ticaret yollarının güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmış. Bir de eski gelenek devam ettirilmiş. Burada kalenin içinde ilk defa giriş katın üzerinde bir hamam yapılmış. Bu da burada yaşayan insanların, askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmış. Hem peki, bayanlar tarafından kullanılmakta, hem erkekler tarafından, askerler tarafından. Büyük bir alana inşa edilmiş. Peki bize bugün kalenin hangi bölümlerini gezdireceksin? Size kuleyi gezdireceğiz. Bir de hamamın bölmelerini gezdireceğiz. Bir de doğu batı koridorunu size anlatacağız. Bir de su sistemi hakkında bilgi vereceğiz. Evet, buyurun. Bu gidelim. Yani yaklaşık 1100 yıllık bir tabii kale değil mi? Öyle. Peki çalışmalar şu an nasıl? Çalışmalarımız 4 yıldır devam ediyor. 4 yıldır. Kalede. Şurada Roma dönemine ait sütun başlığı görüyoruz. Hadrian dönemi. Bu Roma döneminden kalma. 2. yüzyıla ait. Hadrian dönemine ait. Milattan sonra değil mi? 2. yüzyıl. Milattan sonra. Evet. Yani günümüzde... Yani çeşitli medeniyetlerin izlerine tabii bu kalede rastlayabiliriz değil mi? Bütün kültürlerin, medeniyetlerin izleri burada görüyoruz. Sütunlar hala ayakta. Taş blokları muazzam gerçekten. Buyur. Tabii. Her dönemde kale restorasyon görmüş. Her dönemde kale restorasyon kullanım görmüş. Kullanım devam etmektedir. Şurada bazalt taşların kullandığını görüyoruz. Oysa Harran'da bazalt yok ama şu
doğuda şeyler getirilmiş. Bu bazalt taşları tek tek dağlardan getirilmiş, inşa edilmiş bura. Bu bazalt taş. Tabii bazalt taş. Evet. Normalde kalenin kendisi kerpiç ve şey kaya kireç taşından yapılmış. Kireç taşı zamanla eriyen bir taş. Ama bazalt taşı daha sert, işçilik daha zor. İşçiliği daha zor. Tabii. Önemli yerlerde şu bazaltların kullanıldığını görüyoruz. Evet. Peki bu bazaltlar sadece önemli yerlerde mi kullanmış yoksa kalenin herhangi bir yerinde? Saray önemli koridorlarında. Koridorlarında. Tabii. Giriş kapısının olduğu yerlerde kullanmış. Biz daha önceki yıllarda şu batı tarafı kazdık. Orada da ikili savunma sistemi gördük. Önümüzdeki dönem daha doğuda bir kazı yapmayı düşünüyoruz. Evet, buyurun. Bir şeye de bakalım. Hocam hamamı özellikle kalenin güneyinde inşa etmişlerdir. Güneyde yapmalarının sebebi daha güneş ışınlarından daha çok faydalanmak. Yani hamam için en elverişli yer kalenin güneyi dediğimiz şurası. Bulunduğumuz bu şu mekan hamamın bölmeleri. Hamam bölmeleri. Tamam. Peki neler buldunuz burada? Burada çeşme bulduk, su künkleri bulduk, su havuzu bulduk, hamamın soğumalık bölümleri, hamamın kalidaryum, frigidaryum, soğuk sıcaklık bölümlerini tespit ettik. Evet. Eğer şey yaparsanız orada gezeriz. Evet, buyurun. Hocam. Büyük bir alana inşa edilen kalede yapılan kazı çalışmalarında bir de hamam bulunmuş. Arkeolog Coşkun'dan hamam ile ilgili bilinmeyenleri dinleyelim. Az önce çeşmenin havuzun arka tarafından koşmuştuk. İki küngler vasıtasıyla, iki borular vasıtasıyla su buradan boşalıyor. Şuradan geliyor su. Şeyde kanal vasıtasıyla havuza dökülmekteydi. Şimdi bu çeşmenin de bir hikayesi var. Mesela bunların hikayesi nedir? İşte su doğumu temsil eder, yaşamı temsil eder. Sonra su gelip burada kaybolunca ölümü temsil eder. Mardin'de de aynı. Bir daha söyleyebilir misiniz? Doğumu temsil eder, su, doğuş yeri, doğum şey yapar. Sonra belli bir süre gittikten sonra yaşamı, ondan sonra su kaybolduktan sonra ölümü temsil eder. Bu Mardin'de de bir gelenektir. Bu benzetme nereden geliyor peki? Mardin'de de aynısı var. Yani öyle kaynaklar öyle söylüyor. Bu bazalt taşı normalde Roma dönemine ait bir taştır. Ama bu gelen su miktarı az. Ama bu oyuğa batımızda oyu çok büyük. Burada suyu artık çeşme gibi şey yapan, yukarı kaldıran bir sistem olması gerekiyor. Şunu söyleyebilir miyiz? Roma mimarisiyle İslam mimarisinin iç içe geçtiği bir mekan. Ya kültür birbirinin devamıdır. Evet, devam. Yani eski sistem gelenek devam ettirilmiş. Yani şu kük sistemini gördüğümüz zaman çeşme sistemi, bunlar bize Roma'dan kalmış, bize hediyeler diyelim. Evet. Gelmiş oraya hayatı kolaylaştı. Şehirde zaten Roma ile beraber tam şehir özelliği kazanıyor. Biz de baktığımız zaman İslamiyet'te de aynı gelenek devam ettirilmiş. Duvarlarda kullanılan kükler, havuz sistemi, hamama baktığımız zaman tamam İslami dönem ama Roma'nın hamam mimarisinin özelliğini bize yansıtıyor. Yani onlardan esinlenmiş. Tabii onların devamıyız. Yani sonuçta o devir bitmiş, yeni bir devir başlamış. Uygarlıklar, imparatorluklar birbirinden etkilenmiş tabii. Kültür olarak. Etkilenmiş evet. Yani. Burada çeşmeyi görüyoruz. İşte evet. Bizim buradaki gerçekten güzel, muazzam bir yer. Yani o dönemin şartları dikkate aldığımızda sisteme bağlantılarına baktığımızda önemli bir yer. Biz şu havuzun içinde şey tespit ettik. 20 adet boğa boynuzu tespit ettik. Peki bu boğa boynuzu burada havuzun içinde ne işi var? Bunlar o boynuza su çeksin. Belli bir su çektikten sonra güneşe koyuyorlar. Ondan sonra o boğa boynuzları inek boynuzlarından daha farklıdır. İneklerinki daha uzun olur. Ama onlarki şöyle küçüktür. Biz size onların fotoğraflarını da vereceğiz. Bu boğa boynuzu kullanmasının sebebi
bizim eski ninelerimizin kullandığı, bayanların kullandığı geniş taraklar vardı ya. Çift yönlü şöyle geniş taraklar oluyor. Evet, evet, evet. O taraklar işte o boynuz, kemik taraklar dediğimiz kemik taraklar yapıyor, sonra plastiğe döndüler. Yani o boğa boynuzların burada olması sebebi o şeyde kemik tarak elde etmek amaçlı. Havuza koymuşlar. Öyle bir şeyimiz var. Bundan sonra nereye gideceğiz? Hamam diye bölmelerine gideceğiz. Buyurun. Buyurun gidelim. Kenti çok uzun süre koruyan, ovaya güç veren Haran Kalesi, görkemli yapısıyla önemini korumaya devam ediyor. Büyük bölümü ve uzantıları bugün yok. Ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Üzerinde taşıdığı deri çatlaklara bakılırsa epey yaşlı olduğunu söyleyebiliriz. Hala güçlü olduğu dönemlerinde 8 kapısı olduğu söyleniyor. Şimdi hamam baktığımızda birbirine bitişik büyük bir yer. Yani öyle küçük bir hamam da değil. Tabii. Şimdi hamamın en doğusunda suyun ısıtılıp depolanıp onun altında ısıtıldığı bölüme yer almaktadır. Biz diğer tarafta da şeyden bahsettik ya, hipokaus sistemi. Hipokaus dediğiniz sistem ne? Hamamın alttan ısıtılması. Sıcak havayla hamamın alt taraftan ısıtılması. Sıcak havayla şu taşlar altına sıcak hava bu tarafa veriliyor. Geliyor şu borulardan hava isli duman dışarı çıkmakta. Bu hamamın zeminin ısıtılması amaçlı. Yalın ayakta gezersen ayağın üşümez. Bugün diğer, futbolda sahalarda yapılan alttan ısıtma sistemi işte bu. Bir benzer. Roma'nın o dönemde tasarlanmış, düşünülmüş. Roma'nın hipokaus sistemi dediğimiz hamamın alttan ısıtılması. Hamamın su ihtiyaçları da şu gördüğümüz çift sıra küpte var ya. Biri sıcak biri soğuk su ihtiyacı burada karşılamadı. Burada boru yeri yapılmış. Buradan da kurneye boşaltılmakta. Burada duşunu alabiliyoruz. Bu bizim Roma'nın geleneğini göstermektedir. Ama İslami dönemde yapılmış. Eyüp'üler döneminde bu bizim hamamımız. Ama Roma geleneği, hamam geleneği devam ettiğini o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bu kalenin geçmişi o zaman çok çok daha Eyüplerden öncesinde Emeviler yıkardı. Emeviler. Romalara Roma şey Roma ile ilgili çünkü Roma'da o bazalt taşlar Roma bazalt taşlar Roma şeyi gördük de şimdi Hadrian dönemine ait sütun başı tamam Roma'nın hatta burada Roma dönemine ait heykel parçaları da bulduk Sur'da. Şehir Roma şehri. Emevilerden de şehir alındıktan sonra artık Müslümanlar burayı kullanmaya başladı. Şehir artık ilk etapta saray olarak yapıyor. Sonra kuleler eklenen kaleye dönüştürülüyor. Bizim kalemizin özelliği bu. Artık bu tarafa kalenin güneyine hamam inşa ediyor. Hamamımız üstten kubbeli yapılmış ama zamanla tahrip edilmiş. Duvarlarımızda da porosan harcım. Yani bu kalenin en dikkat çeken ayrıntılarından birisi de hamamıydı. Hamamı zaten biz izleyicilerle paylaştık. Başka gideceğimiz yer kaldı mı? Şu hipokaus sistemi dediğimiz yer de şurası. Şu suyun ısıtıldığı havuz şurası. Şu içeride su ısıtılıyor. Şu küplere geliyor. Küplerden de hamamın borula vasıtasıyla. Bir daha söyleyebilir misiniz? Suyun ısıtıldığı yer havuz burası. Altta büyük bir ısıtılma yeri var. Şu çökmelerin sebebi hipokaus sistemi zamanla çıkmış. Sıcak hava hamamın altına veriliyor. Evet. Zemin altına ısınma. Buradaki suyumuz ısıtıldıktan sonra şu borulara veriyor. Bu borulardan havuzlara dağılıyor. Hamamın komple içine dağılıyor. Şu iki sıra boru. Bir boru sistemi. Tabii tabii bunlar kük sistemi. Bu bir gelenektir. Suyu taşıma amaçlı çeşmelerin su ihtiyacı bu kükler vasıtasıyla sağlanıyor. Evet. Hamamın su ihtiyacı bunlarla karşılanıyor. Evet. Kubbe şeklinde tasarlanmış. Kubbe şeklinde kubbe zamanında kubbe çekmiş. Zamanda çekmiş. Evet.
Üzerine zaten bu herhalde Haran'ın, Haran kentinin önemli tabii özelliklerinden biri de tuğlaları değil mi? Sarı renkli tuğlaların kullanılması. Bu İslami dönemi. Bu Haran evlerinde de kubbe sistemi kullanmış. Kubbe sistemi kullanmış. Kubbe sistemi evlerinde de kullanmış. Özelliği yazın serin oluyor, kışın sıcak tutuyor. O şeyi nasıl sağlayabilmişler? Özel bir toprakla mı yapılan kaynaklı yoksa bir karışım mı? Burası harcı dediğimiz, burası harcıyla karışılmış. Samanla karıştırılmış. Tabii samanla düz damlarda mesela onu su sızdırmaması amaçlı onu şey yapıyorlar. Toprağa karıştırıp harç biçimine getirip şey yapıyorlar. Hatta silindir şeklinde taşlar yapıyorlar bazaltan. İşte su damlamasın diye. Damlayınca da o silindir gidip gelip basınca oluyor. Toprağı sertleştiriyor. Aşağı su damlamasını engelliyor. Peki başka? Diğer tarafa da bakabiliriz. Döneminin önemli kalelerinden olan Harran Kalesi aynı zamanda birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz. Öyle ki Romalılar tarafından yapıldığı belirtilen hamamda önemli bulgulara da rastlanmış. Kalede dikkat çeken ayrıntılardan biri de döneminde Roma askerlerinin boş zamanlarını geçirmek için oynadıkları oyun, mangala. Tarihin en eski oyunlarından, geçmişin derinliklerinden gelen ve yüzyıllardır oynanan oyunun öyküsünü arkeolog Coşkun'dan dinleyelim. Kalesindeki gezimiz devam ediyor. Kalede yok. Şunu söyleyebiliriz. Roma döneminde askerlerin dinlenme zamanında oynadıkları bir oyun var. Bu oyunun adı ne? Mangala. Mangala. Askerler bu mazgal dediğimiz yerde nöbet tutuyorlardı. Şu mazgaldan hem dışarıyı gözetleme hem düşmana ok atmak için. Artı bir de bunlar içeriği aydınlatıyor. Şuranın üzeri kapalı olduğu için karanlık olmasın diye içeriği aydınlatma amaçlı. Asker burada durunca saatlerce zaman geçirmek için işte iki asker burada oturuyor. Şu mangala dediğimiz oyunu oynamaktaydı. Şöyle canlandıralım. Şunların içine siz kendi taşlarınızı burada diziyorsunuz. Evet. Ben de kendi taşlarımı burada diziyorum. Evet. Her birinin içinde 7'şer tane var. Sen elindeki 7 tane alıp şuradan itibaren dağıtıyorsun. Şöyle artık istediğin oyunun içinden başlayabiliyorsun. Çift olursa taşlar alıyorsun. Evet. Yani taşlarımız olsa da şu an oynadık. İşte dağıtıyoruz. En sonunda şey olan oyunu kazanıyor. Taşları bitiren oyunu kazanıyor. Buradaki Haran'da yaşayan... Peki halen oynanıyor mu? Tabii. Haran'da esnaflar hala bu oyunu oynuyorlar. Bir ara... Yani Roma döneminden kalan oyun Haran'da Haranlar tarafından hala oynanıyor. Güzel, değişik, ilginç bir anı gerçekten. Tamam. Bu bizim oyun taşımız. Mangala dediğimiz burası. Boş zaman geçirmek için güzel bir oyun sistemi. Bizim günümüzde oynanan dama gibi, santraş gibi. Çin böyle, daması gibi işte değil mi? Burası da bizim kule dediğimiz, üç kat dediğimiz kule burası. Ama son şeylerimizden sonra burası üç kat değil, dört kat olduğunu tespit ettik. Şu aramızın altında bir kat, onun altında bir kat daha var. Şimdi kale üç katlı. Ama bizim bu kule dört katlı. Şu beşik toruzla üstü örtülmüş. Kalenin savunma amaçlı olduğu kuleler en önemli kalede. Şimdi o zaman şunu söyleyebiliriz. Bazı kaleler savunma amaçlı inşa edilirken bazı kaleler hem savunma amaçlı hem de yerleşim amaçlı. Tabii, bu Haran Kalesi de savunma amacının yanında bir de yerleşim. Hocam şehir düştüğünden sonra neresi sağlanacaksın? Kaleye. Yani savaş anında dışarıda olan içeriye girmek istiyor, içeridekiler dışarı çıkmak istiyor. Zaten şudur, döneminde şehirlerin en değerli yapıları kalelerdi. Bir de kalelerin bir özelliği daha var. Şehrin dışına giden tüneller var. Biz büyük ihtimal önümüzdeki yıllarda yaptığımız kazılar, hocamız Profesör Doktor Mehmet Ünal başında yaptıktan sonra o tünelleri de buluruz. Sonuçta şehir kuşatıldı, kale kuşatıldı. Demek ki kale düştüğü zaman ne yapacaksın? İnsanlar hepsi katliam olacak. Bu sefer insanlar güvenli bir şekilde şehir dışına giden tüneller olacak. Kalelerin özelliği, bütün kalelerin ortak paydasıdır. Şehrin içine giden tüneller var.
bir yerde toplanır, oradan kaleye gel, kaleden de şehir dışına giden tüneller olması gerek. Bu 12 gen kule dediğimiz burası. 12 gen kule burası. Bu kulelerle dar koridorda zeminden birbirine bağlantı var. Dar koridorla askeri sevkiyatı amaçlı. Bu kulemizin ortasında bulunan şey içinde hem üst kata askeri sevkiyatı için merdiven basamaklar bulmada hem de üst yapıyı taşıma amaçlı kolon görevi görüyor. Hem askeri sevkiyatı hem de üst yapının ağırlığını taşıması amaçlı bizim günümüzde kullandığımız denge. Tabii. Ya sütun görevini de kullanılıyor. Üç katlı olarak inşa edilen kale düzensiz bir elips şeklinde tasarlanmış. Kalenin dört köşesinin her birine 12 gen şeklinde büyük kuleler yerleştirilmiş. Bu kuleler hem gözlem hem de savunma amaçlı kullanılmış. Restorasyonu devam eden kalenin sırtında adeta kambur gibi yükselen bir ev görünüyor. Burası kim tarafından ne zaman yapıldığı bilinmez ama anlaşılan kale höyüye dönüşmekten son anda kurtulmuş. Dostum, bu Haran Kalesi yani gezmekle bitmiyor. Çünkü büyük bir kale gezdikçe farklı şeyler de ortaya çıkıyor. Peki şu an bulunduğumuz yerden bahsedebilir misiniz? Bu güneydeki 4 katlı olan kulenin olduğu yerdeyiz. Bu bizim 12 gen kule dediğimiz olduğu yerdeyiz. Şu koridordan üst kata, alt kata asker sevkiyatı için geçiş koridoru yapılmış bu merdivenler. Alt kata, üst kata için geçiştir. Şu arada boşluk görüyoruz. Evet. Hem içeriği aydınlatma, havalandırma amaçlı yapılmış. Hem de üst yapıyı ağırlığını taşıma amaçlı. Yani bu kulenin özelliği öyle. Merdivenlerle bu şekilde... Üst katlara çıkabiliyoruz. Üst kat yıkılmış değil mi? Üst kat zamanla yıkılmış. Zamanla şey çünkü oluyor. Şunu da söyleyelim, 1260'da Moğollar burayı işgal ediyor. Doğru. Yaptığımız toprak analizlerde Moğolların burayı işgal ettiği döneme denk geliyor. Yakıp bir katliam olmuş. Zaten Moğollar gittikleri yeri tarif edip gidiyorlar. Kaleler yıkıp, evler yıkıp öyle gidiyorlar. O özellikle tarihi yok ettiler. Herhalde bitti gideceğimiz yerler. Şimdi bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Harran Kalesi'ni ziyaret ettiğinizde yorgun duvarlarına mutlaka dokunun. Bir taştan fazlasını hissedeceksiniz.